Umarım ses geliyordur. Geliyor değil mi arkadaşlar? Geliyor. Geliyor değil mi arkadaşlar? Tamam, harika, bir sıkıntı yok. Geliyor. Bugün Erkek Adam'ın 1. yılını kutluyoruz. Erkek Adam gruplarının diyeyim. 3. bölümde bizimle Ağırsağlam Furkan. Abi hoş geldin. Davetimizi kırmadın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Sesin gayet güzel geliyor. Hocam başlamadan şunu ifade edeyim. Yani Kırmızı Hap ile ilgili videolarımı sanırım buradaki tüm arkadaşlar izlemiştir. Ben de tekrardan izledim. Özellikle Hayat Okulu'ndaki videon gayet takdire şayandı. Gayet iyi bir şekilde özetledin. Öncelikle bu Kırmızı Hap mantalitesini etrafta bu kadar farklı görüşler, yani bu felsefeyi, bu görüşü diyeyim, yıpratmaya veya bulandırmaya çalışan insanlar arasında yaydığın ya da bu şekilde içerikler ürettiğin için teşekkür etmek istiyorum herkes adına. Ben teşekkür ederim. Ve bu arada tank yapıyorsan insanlara faydalı olacak bir şeyse nasıl olursa olsun yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler hocam. Biz de burada bu görüşü yayarak insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Umarım insanlar bir şekilde fayda görüyor, bakış açılarını değiştirebiliyorlardır. En nihayetinde her şey mantaliteye dayanıyor. Hocam bugün gelecek bir saatin bir structure'ını sana söylemek istiyorum. Ben sana açıkçası hani Kırmızı Hap'ın temellerinden çok bahsetmeni istemiyorum. Çünkü bir saatlik bir videom var Hayat Okulu'ndan. Arkadaşlar onu izleyebilir. Çok fazlasıyla yeterli olacaktır. Ben arka planını sana sormak isteyeceğim. O görünmeyen biraz o Furkan'ı tanımak isteyeceğim. Tabii detaylar sana kalmış. 5 tane sorumuz olacak. İlk önce sana hikayeni soracağım. Hani hikayenin ne olduğunu, seni buraya neyin getirdiğini, bu mantaliteyle nasıl tanıştığını soracağım. Sonrasında Kırmızı Hap öğrenirken yaşadığın zorluklardan bahsetmeni isteyeceğim. Sonrasında yaptığın hatalardan ve sonrasında tavsiyelerden ve en sonunda da sorular alıp senden, daha doğrusu arkadaşlardan sorular alıp senin de cevaplamanı rica edeceğiz. Böylece aslında bugün yaptığımız şey de önceki 2 yayında da buydu. Arkadaşların senin hikayeni dinleyerek seninle bir bağ kurmaları, kendilerine bir parça bulmalarıydı. O yüzden başlayalım diyorum. Abi hikayen ne? Seni buraya ne getirdi? Çok teşekkür ederim öncelikle. Sadece bir sorum olacak. Sizin sesinizi ben çok az alıyorum. Bu bir teknik problem mi? Çözmeye çalıştım, çözemedim bir bilgisayar mühendisi olarak. Telefondan bağlanıyorum. Şu an diğer arkadaşlar için de sesim az mı arkadaşlar? Şu an sesim uygun. Furkan'da bir problem olabilir. Anladım. Siz benim sesimi alabiliyor musunuz? Alıyoruz. Süper. O zaman süper. Ben zaten duyuyorum ama çok az alıyordum. Tamam zaten hocam sen de seni dinliyoruz. Sağ olun. Yayınımı izleyen, yani YouTube videomu izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Kimi arkadaşlar yorum yaptılar zaten. Siz de yorum yaptınız. Çok teşekkür ederim. Amacım aslında yani insanların hayatını çok etkileyen bir husus ilişkiler. Ve bir o kadar da videonun başında da belirttiğim gibi yanlış noktalardan yaklaşıyorlar. Ve bu problemi dolayısıyla çözemiyorlar. Yani tıpkı bir labirentin içerisinde işte peynire ulaşamayan ve acı çeken fareler gibiyiz yani. Bu yüzden ben de dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bu konuda ya da herhangi bir konuda insanlar bir fikir paylaştığı zaman o konunun uzmanı olup olmadığı sorgulanır ya sürekli. Mesela benim Ağırsağlam'da da sürekli olarak işte nasıl bir antrenör olduğum, hangi BESYO'dan mezun olduğum vesaire uzun süre sorgulanmıştı. Fakat bu konu bizim yani varmaya çalıştığım nokta şu. Bize kalmış olması bunların anlatısını, öğretisini yapmak çok enteresan geliyor bana. Bir araya gelip sanki böyle bir baskılama var. Bir zorbalık var. Biz de kapalı kapılar ardından kendi aramızda felsefemizi hayatta tutmaya çalışıyoruz. Sanki insanlara zarar veren bir terör organizasyonuymuşuz gibi hissediyorum Red Pill konusunda. Eminim birçok arkadaş da böyle hissediyordur. Televizyon, internet, hatta bazen aileler bile bayağı yani bütün enstitüler bize bir Blue Pill hayalperest olmamız gerektiğini söylüyorlar. Ben böyle görüyorum dünyayı. Dolayısıyla Hayat Okulu'ndaki videoyu da yapmak istemiştim. Ve Siz de beğendiyseniz tabii bu konularda çok konuşanlar olarak mutlu oldum. Benim nasıl Red Pill ile tanıştığımı sordunuz. Aslına bakarsanız Red Pill'in tanımını şöyle yapacak olursak, hayatı ya da ilişkilerle alakalı, kadın erkek ilişkileriyle alakalı hayatı gerçeklikleriyle olduğu gibi görmek ve olduğu gibi değerlendirmek. Yani ne söylendiği, nasıl reklam yapıldığı değil de ürün olarak evinize aldınız, kutusunu açtınız, nasıl bir ürün karşınıza çıkıyor olarak değerlendirdiğinizde ben buna Red Pill zihniyeti diyorum. Zannediyorum sizin tanımınız da bu şekilde. Bazen yorum yapıyorlar, diyorlar ki Red Pill öyle bir şey değil, Red Pill tamamen kadınlardan vazgeçmek vesaire. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın erkek ve kadının beraber olması için olduğunu ya da erkek ve kadın beraber olarak dünyaya daha fit olacağını düşünüyorum. Hatta iyi bir ailede büyüdüm. Hatta benim Red Pill zihniyetiyle tanışmam aslında babamı gözlemlemem ve dedemi gözlemlemem. Ailemdeki erkekleri genel olarak gözlemlemem. Ve iyi bir ailenin de aslında dünya için çok fit olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları gördükten sonra da günümüzde özellikle mesela dün İstanbul Sözleşmesi'nin gayri hukuki ya da gayri rasyonel bir şekilde iptal edilmesi, yani metot olarak, fakat iptal edilmesinin bence hayırlı olmasını mesela paylaştığımda çok ciddi enteresan böyle tepkiler aldım. Yani insanlar inanılmaz Blue Pill fantezileriyle polarize olmuşlar ve kendi kendilerine bir acı çektiriyorlar. Ve acı çektirme sebepleri de mesela doğru değil. Bu yüzden sözün özü Red Pill zihniyetini ya da buradan anladığımız şey, bu öğretileri insanlara yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden ben size teşekkür ederim. Sizden ses gelmeyince anlamıyorum çok fazla. Beni duyuyorsunuz öyle değil mi? Duyuyoruz. Tabii hocam. Biz seni dinliyoruz. Umarım ses daha rahat gidiyordur. Yani teşekkür ederim hocam. Aslında dediğim gibi bu görüşü, bu mantığı insanlar anlayıp bunun neden çıktığını, neden bu şekilde düşünüldüğünü anladıkları zaman, yayıldığı zaman aslında bizim burada gönüllü olarak uğraştığımız şeyin çoğu tamamlanmış olacağını düşünüyorum. Senin dediklerine katılıyorum yani bu şekilde. Ayrıca yani şunu da söylemek gerekli. Sen ne dersin bilmiyorum ama günümüzde modern insanın bir felsefesi yok. Bir yaşam biçimi yok. Yani eskiden işte ben stoacıyım, işte ben Konfüçyüs akımına sahibim. Yani bu şekilde resmi olarak söylenmese de insanların zihinlerinde bir felsefe vardı. Ama şu an bunu görmüyoruz. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Çok doğru söyledin Emre. Bu arada hoparlörü açtım. Şimdi biraz daha iyi bir şekilde duyabiliyorum. Kusura bakmayın yani böyle bayağı kendimi eline telefonu yeni almış 60 yaşındaki amca gibi hissettim. Şeyin içerisinde, bu uygulamanın içerisinde, Discord'da. Dediğin çok doğru ve mesela videomda da ondan bahsetmiştim. Biz bugüne kadar kafamız çalışsın ya da çalışmasın bir şekilde belli başlı öğretilerle geldik. Kimisi ailesi Yahudi olduğu, Musevi olduğu için geldi. Kimisi Hristiyan olduğu için geldi. Kimisi Stoacı olduğu için geldi. Kimisi Müslüman olduğu için geldi. Kimisi ateist olduğu için geldi. Belki bir şekilde kendi ailesinde, geleneğinde bir şeyler vardı. Yani bir kültürün meyvesiydik. Fakat biz bugün iyi ya da kötü, buna katılabilirsiniz ya da katılmayabilirsiniz, kültürleri reddetmenin onurlu bir şey olduğunu düşünmeye başladık. Yani biz liberalleştik. Dedik ki liberalleşmemiz lazım. Bireyci olmamız lazım. Harika. Ama bunu bence bir yerde yanlış anladık ve tüm kültürler kötüdür. Tüm dinler kötüdür. Geçmişimiz bize kesinlikle bir şey öğretemez. Babalarımızın yaptığı muhakkak ve muhakkak yanlıştır. Zaten sistemik olarak ülkemiz kötü. Mesela Amerika gündemini takip edin. Amerika'da vatandaş Amerika'nın sistemik olarak ırkçı olduğunu, yani dünyanın en gelişmiş ülkesinin, dünyanın en gelişmiş hukuk sistemi, dünyanın en gelişmiş ekonomik sistemi olan ülkenin bile sistemik olarak ırkçı ya da kötü olduğunu düşünüyorlar ve şikayet meylindeler. Demek ki global bir proje var burada. Yani global bir böyle bir kusma söz konusu. Türkiye'de de aynı şekilde. Mesela benim dünden beri sosyal medyada paylaştığım husus oydu. Ve dolayısıyla bunun sonucu olarak biz felsefesiz kaldık. Yani ne yapacağımızı şu anda bilmiyoruz. Erkek olarak, kadın olarak, işte mühendis olarak, bir birey olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Belki televizyondan izleyerek ya da internette görerek, Instagram'dan takip ederek bir şeyler gibi olmaya çalışıyoruz. Yani işte girişimci olmalıyım, işte bir mühendissem işte Google'da çalışmalıyım falan. Yani böyle algılarımız var. Fakat bunun dışında yaşamaya dair tek bir fikrimiz yok. Tamamen geçmişimizi reddediyoruz. dedemizi, babamızı, ailemizi hiç görmüyoruz. Onlar nasıl yaşıyorlardı? Ve onların yaptığı yanlış da olabilir bu arada. Yine de biz bundan şuursuzca, bunun eleştirisini yapmadan ve yerine daha iyisini koymadan, yani bunu ölçümlemeden, matematiksel olarak bakıp ya böyle yaparsam daha çok psikolojik sorunla karşılaşıyorum, böyle yaparsam daha ekonomik refahla karşılaşıyorum vesaire demeden komple bunu yıktık. Dolayısıyla senin de dediğin gibi Emre, geldiğimiz noktada ne yaptığımızı bilmiyoruz işte. Televizyonda görüyoruz, erkek kadına çiçek alıyor, araba alıyor. Ne bileyim, kadın açık saçık giyinmek istiyor. Erkek içinde, doğasında bundan hiç hoşlanmıyor, karısının açık saçık giyinmesini. Ama herhalde diyor bir modern erkek olarak böyle davranmalıyım. Duygularını sürekli olarak bastırıyor. Daha sonrasında bu bastırdığı duyguları saçma sapan şekilde ifade etmeye başlıyor falan. Bir kaosun içerisinde. Burada biz eğer nasıl bir yani kültür ya da dinden gelip gelmemesi önemli değil. Biz burada matematiksel olarak en azından Red Pill'i tanıtmaya çalışırsak, bunu anlatmaya çalışırsak, zihnimizi gerçekleri olduğu gibi insanların söylemleriyle ya da televizyonun gösterdiğiyle değil de kutuyu açtığımızda gördüğümüz gibi şartlarsak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Hocam dediklerine kesinlikle katılıyorum. Zaten sen gelmeden önceki yayında da Karanlık Rüya şeyden bahsetmiştin. Hani ben bu Kırmızı Hap'ı, bu felsefeyi anlatırken hani Kırmızı Hap diyerek anlatmıyorum demiştim. Hani prensiplerini anlatıyorum demiştim. Hani mesela sen dikkat edersen zaten Kırmızı Hap olarak bir şey anlattığın zaman insanlara farklı geliyor. Yani bunu bile yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. Umarım diyeceklerime ek olarak insanlar bir prensip üzerinde, bir temelde birleşip onun üzerine kafa görebilirler. Çünkü burada hepimizin yapmaya çalıştığı şey daha iyi bir biz yaratıp, daha iyi bir toplum yaratmaya sebep olmak ve daha iyi bir dünya yaratmak en makro düzeyde. Kesinlikle. Bu arada özür dilerim. Deşifre etmişim sizi. Şimdi yorumları da keşfettim de. Arkadaşlar takılıyorlar. Çok hiç benim için sorun değil o. Şimdi hocam ben ikinci soruya geçmek istiyorum. Sen bu Kırmızı Hap'ı öğrenme sürecinde bu prensipleri, bu yaşam tarzını artık arkadaşlar istediğini diyebilirler. Furkan'ın açıklamalarından sonra zaten. Yaşadığın ne gibi zorluklar oldu? Hani toplumsal zorluklar da olabilir, zihinsel bir yaşadığın zorluklar da olabilir. Bu tamamen sana kalmış. Şimdi biraz işin nuts and bolts'una giriyoruz. Şöyle oldu, ben aslında çok mutlu bir ailede büyüdüm. Yani kardeşlerim var, biz 4 erkek kardeşiz. Kız kardeşim hiç olmadı. Ama ailemde kızlar vardı yani, kuzenim, kız kuzenlerim vardı. Çocukken onlarla oynardık. Okulda hani mutlu bir ortam vardı falan böyle. Erkek olmaya başladıkça tabii artık biraz deneyimlemeye başlıyorsun. Yani herkesle kardeş değilsin falan. Bir şeyler de görmüşsün ama yine televizyondan da etkileniyorsun. Yani şeyi hatırlıyorum. Sınıftaki kızlara işte çıkma teklifi ettiğimi falan hatırlıyorum. Yani böyle gidip onun o zamanki bir kodu vardı demek ki. MSN falan vardı o zamanlar. Ve bunların hani tamamen taklidi olduğunu gördüm yani. Tam olarak erkek olmak nedir ne değildir bilmiyordum. Bir miktar gözlemliyordum ailemdeki erkekleri. Ama yine de kafamda sistemli bir şekilde nasıl kim olduğum ya da nasıl davranmam gerektiğim vesaire yoktu. Sonra özellikle üniversitede tabii işte liseyi okudum yatılı olarak. Üniversiteyi okudum. Daha sonrasında ilk ciddi ilişkim üniversitede başlamıştı. Üniversitenin sonlarına doğru hatta. Yani o zamana kadar pek ciddi ilişkim yoktu. Genelde ben erkek arkadaşlarımla takılmayı seviyordum. Yani o man cave derler ya. O hayatı gerçekten seviyordum ve hep bir hedefim vardı. Yani hep bir yerden bir yere koşturuyordum. İşte yatılı öğrenciydim falan. Dolayısıyla böyle çok fazla ilişki deneyimi yaşayacak fırsatım da olmamıştı. Fakat üniversitedeyken bir ilişki yaşadım ve şu an baktığım zaman o zaman bayağı Blue Pill zihniyetiyle düşünüyormuşum. Yine de bana kız arkadaşımın hiçbir saygısızlığı olmadı çok şükür. Çevremdeki ilişkileri vesaire gözlemlediğim zaman kendi ilişkimin iyi olduğunu düşünüyordum. Fakat ilk ilişkim olduğu için de tam olarak anlamlandıramıyordum. Yani kız arkadaşımın yaptığı hangi davranışlar normal? Bunlar bir akıl hastalığı mı? Yoksa bunlar tamamen kızların yaptığı normal mi? Buna nasıl tepki vermem lazım vesaire, bunları tam olarak bilmiyordum. Ya da karşımdaki insanda attraction'ı artıran şey, yani onun beni daha fazla istemesini, beğenmesini artıran şey nedir? Ya da onu benden, yani benim yapıp onun görüp itildiği hareketler nedir? Böyle tam olarak hakim değildim. Fakat yine de ilişkilere dair kitaplar az çok okuyordum. Ben genel olarak çok hani çalışkan olduğum için hep bir amacım vardı yani şimdi geri geçmişe baktığımız zaman. Genelde bu kızları çekmişti. Yani çok lise zamanları fiziksel olarak da iyi değildim. Yani boyum çok kısaydı. Yine sporcuydum ama hani kaslarım falan belirgindi, böyle karın kaslarım falan vardı ama boyum falan kısaydı. Hatta son sınıf kızlar ben lise 1'deyken böyle gelip benim yanağımı işte ne diyorlar ona, makas alıyorlardı ve işte ne bileyim öpüyorlardı falan böyle. Beni küçük kardeşleri gibi görüyorlardı yani boyum çok kısa olduğu için. Tabii genetik bir şey, sonradan uzayacağımı da biliyordum. Fakat daha sonraları hani kızların dikkatini çekmişken yine de tam olarak bunun ne olduğunu bilmiyordum. O ilk ilişkimde gözlemlerken sonra okuduklarımla ettiklerimle kız arkadaşımın o dönemki bazı davranışlarının çok iyi olmadığını fark ettim. Yani bu kız dedim benim için pek hayırlı değil. Yani hayırlı değilden kastım nedir? Ben bu kızla geçirdiğim vakit pek verimli dönmüyor diye düşünmeye başladım. Tabii ki ciddi bir ilişkiydi. Yani o da ben de bizim ilişkimizin işte ciddi olduğunu, aramızda böyle bir diyalog olmasa da belki yarın bir gün evleneceksek evlenebileceğimizi falan düşünüyorduk bilinç altında. Ama tabii bu kadar sürede olmadı yani 7 ay mı 8 ay mı ne sürdü. Sonrasında o ilişki bittikten sonra özellikle bitme aşamasında yani kız gerçekten bana psikolojik şiddet uyguluyordu. Bugünkü tabirlerle konuştuğum zaman aslında bir şey de yaptığı yoktu yani öyle şiddet derken beni mağdur etmiş, depresyona sokmuş falan değildi ama davranışları hiç hoş değildi yani. Ve ben de bu davranışlar hoş olmadığı için ilişkimi kestim. Bir iki kere ayrılmak istediğim zaman işte ayrılamadık. Kız geldi bir şekilde beni kandırdı falan. Ama daha sonrasında bana ulaşamayacağı bir yerde o yazlıktayken böyle 20 gün falan yoktu yani. Ben dedim hani yeter ayrılayım çünkü beni darlaması falan hiç hoş değildi. Halbuki ben kıza çok iyi davranmıştım. Halbuki ben onu tamamen dinlemiştim, anlamıştım. Onu rasyonel bir birey gibi görmüştüm. Onu aslında bir kadın gibi ya da erkeğin yanında çocuk olmak isteyen bir kadın gibi görememiştim. Hatam buydu zannediyorum. Daha sonra bunları okurken, araştırırken yani bir ilişki deneyimi yaşadım. Zaten bana da çok faydası olmadığını düşündüm. Çok hani iyi bir kızdı. Hani Allah var ama benim için iyi uygun olmadığını karar vermiştim. Ve kaybedecek bir şeyim yoktu. Ayrıldım. Daha sonrasında bu ilişkiden nasıl bir deneyim çıkarmalıyım, ne yapmalıyım diye okumaya başlarken tabii bu Red Pill camiası diyorum ben buna. Hani affınıza sığınarak böyle görüyorum dışarıdan bakan birisi olarak yani. Bu tip organizasyonlu gruplar işte Reddit'te falan çok takılmadım ama hani YouTube'da İşte Rollo Tomassi'nin kitabı çok biliniyor. Bilmiyorum siz de onu okuyor musunuz ama o kitabı okuyarak bir şeyleri daha iyi anlamaya başladım. Yani aslında Red Pill'le bu yani bizim hepimizin bu şu anda anladığı dilde tanışmam böyle oldu ama baktığım zaman onları okuduğum zaman aslında ben intuitif olarak bunları uyguluyormuşum, yapıyormuşum demeye başladım. Sadece kafamda tam olarak net değildi. İlişkiden sonra uzun bir süre pek bir ilişkim olmadı. Yine işte ilk işi kurduğum zamanlardı. İlk şirket kurduğum zamanlardı. Ve okulu bitirmeye çalışıyordum. Gerçekten çok yoğundum yani. Kızların dikkatini çekiyordum ama hakikaten ayırabilecek hiç vaktim yoktu. Yani ne kadar yoktu derseniz şöyle söyleyeyim. O zaman benim hayatımı sabah 7'de çıkıyordum yurttan. Yurtta kalıyorum yine. Evim vardı Beşiktaş'ta ama eve hafta sonları falan gidiyordum belki. Yatılı kalıyordum. Okulda Kartal'da. Kartal'a taşınmıştı. Sabah 7'de çıkıyordum. Akşam 10.30-11 gibi geliyordum. Ve hep bir yani mühendislik lanet olsun. Hep bir proje, hep bir sunum. Her hafta bir zamazingo vardı. Arkadaşlarıma para falan veriyordum ya da yemek ısmarlıyordum. Ödevlerimi yapsınlar diye. Gece de biraz onlarla takılıp ertesi gün tekrar aynı yolculuğun içerisine giriyordum. Yani bu düzen içerisinde zaten şey olmak hani o ne derler onun adına? Pick-up oyunlarını bilmek çok kolay yani. Çünkü gerçekten ayıracak çok fazla vaktiniz olmadığı zaman pazarlıkta iyi bir noktada oluyorsunuz. Yani istediğinizi masaya koyuyorsunuz. Alıyorlar ya da almıyorlar. Almıyorlarsa eyvallah diyorsunuz. Daha güzel de bir pazarlık stratejisi yoktur herhalde yani. Yeterince toksanız. Böyle geçti. Ondan sonra başka bir kızla tanıştım. O kız da bayağı benimle ilgiliydi. Ve gerçekten kızı ilk başta çok beğenmesem de yani ilk görüşte aşk falan böyle şeyler bende hiç olmadı. Yani bir insanı ilk gördüğüm zaman da hemen beğenmedim. Belki bu biraz yaptığım işlerden de kaynaklanıyor olabilir. İş hayatına erken atıldığım için insanlara güvenim biraz az yani. Güvenim az derken ilk aşamada böyle sonuna kadar işte Blue Pill fantazileri diyorum ben ona. Böyle sorgusuz güvenmiyorum. Daha sonrasında yani yavaş yavaş davranışlarını gözlemliyorum ve güvenmeye başlıyorum. Sonra daha çok güvendim, daha çok sevmeye başladım. Onunla ciddi düşünmeye başladım bu sefer. Ailemiz vesaire tanıştı. Fakat daha sonrasında yine onun davranışları, yani çok onun da tabii haklarını korumak için, işte bu nerede yayınları bilmiyorum ama onlar aleyhinde konuşuyormuş gibi olmak istemiyorum ama benim için uygun olmayacağına karar verdim ve ayrıldım. Yani 2 tane böyle ilişki deneyimim oldu. Onun dışında tabii ki aslında çok fazla kızla da baktığımız zaman konuşmuş, etmiş, bir şekilde bir ilişki yaşamış konumdayım şu anda. Şu an yine tekrar çok yoğun olduğum bir dönemdeyim. O yüzden aktif olarak kadınlarla ilişkim zayıf. Ama bu 2 ilişki benim için çok iyi bir deneyim oldu. Tabii bununla alakalı sorularınızda daha net de girerim. Şimdilik biraz kronolojik ilerledim. Fakat bu 2 ilişki ve bu 2 ilişkide gözlemlediklerim üzerine, tabii ki yakın arkadaşlarımda gördüğüm ilişkiler de var işin içinde. Deneyimleri okuduklarımla vesaire de birleştirerek bugünkü, yani ya da o videodaki, o videoyu izlediğinizi varsayarak söylüyorum. Red Pill zihniyetine sahip oldum. Tabii en azından teorik olarak, yani pratikte belki hatalarım vardır. Hocam çok güzel aslında bir kronoloji çizdin. Yani arkadaşların zihninde bayağı bir arkadaşısın gibi canlandığını hayal edebiliyorum. Bir de ben şey diyorum, biraz sanki dışarıda kal. İçsel olarak ne hissettin? Yani burada çok konuştuğumuz arkadaşla yani bayağı bir görüş olduğu için, bir düşünce yapısı olduğu için bazı şeylerin çok çabuk içlerinde yıkıldığını, çok fazla öfkelendiklerini, çok fazla sinirlendiklerini, ya böyle şey olmaz deyip kapattıklarını, mesela çok farklı öfke aşamaları falan vardır ya. Sen peki içsel bir yolculuk olarak nasıl gördün kendini? Çok güzel sordun abi. Ağzına sağlık. Biraz daha o zaman psikolojisine de varayım. Böyle iyi anlat. Şu an sen bunu sorduktan sonra benim anlattıklarım böyle çok rasyonel, robot gibi değerlendirmiş. Hiç de duygusal tepki vermemiş gibi anlatmışım kendimi. Şöyle, aslında ilk ilişkimde bile, yani çok ciddi düşünmüyorsun tabii, o zaman 23 yaşlarında falan, yani karşındaki insanı tanıyorsun, hani beklentilerin vesaire de çok fazla yok. Ama şunu fark etmiştim. Belki bu bende de aynısı tezahür ediyor ama ben kendi narsizmimden bunu göremiyorum. Yani şöyle bir şey gördüm. Kadınlar erkekleri, kendimde de gördüm bunu, çevremde de gördüm, umursamıyorlar. Yani gerçekten sizi dinlemiyorlar. Sizi anlamaya çalışmıyorlar. Sizi daha düz söyleyeyim yani. Sizi bir ATM gibi ya da bir asistan gibi ya da işte kendi hayatlarını daha iyi yapabilmek için bir araç gibi gördüklerini hissetmeye başladım. Bu o dönemki zihniyetim. Aslında bugün de çok farklı düşünmüyorum. Ama o dönem bunu tahmin etmiyordum. Yani karşımdaki insanı. Şimdi insan kendi narsizminden dolayı birazcık dünyayı kendisi gibi zanneder. Yani ben eğer yalan söylenmekten hoşlanmıyorsam ya da bilmiyorum, bu benim için önemliyse herkes için önemli olduğunu zannederim. Ben hırsızlık yapmayı sevmiyorsam, işte bir iş yaptığım zaman zamanında teslim etmeyi seviyorsam, herkesin de sanki böyle bir hassasiyeti varmış gibi davranıyoruz yani. Daha sonrasında birazcık kendi beynimizin içerisinden çıkıp dışarıdan baktığımız zaman, başkalarının gözünden de bakmayı anlayabildiğimiz zaman biraz daha oturuyor bir şeyler. Benim o dönemdeki zihniyetim gerçekten, yani karşımdaki insan bir şey için bile, hani böyle bazen insanlara aslında hiç umursamazsınız. Onun ne söylediği de umurunuzda değildir. Onun ne hissettiği de umurunuzda değildir. Fakat yalnızca şey için, hani ayıp olmasın diye ilgileniyormuş gibi görünürsünüz ya mesela. Abi bunu bile görmedim yani. O anki kız arkadaşımda. Ve dedim, bu kız beni seviyordu yani. Evet, bu kız beni seviyordu. Hatta baktığım zaman bu kız beni hala seviyor. Ama beni sevme tarzı benim onu sevme tarzım gibi değil. Yani benim onu sevme tarzım, ki hala severim bu arada, kendisine de bunu söylerim yani. Eski kız arkadaşlarımı severim. Onların iyiliğini isterim. Onlar çok mutlu olsunlar isterim yani. Bir ihtiyaçları olursa tabii görüşmüyorum hiçbiriyle ama bir ihtiyaçları olursa koşmaya çalışırım falan. Yani gerçekten onları sanki bir evladım gibi ya da ailemin bir parçası gibi severim yani. Onlar hakkında iyi şeyler beslerim. Fakat bunu görmem beni çok şaşırtmıştı. Yineliyorum yani. Şöyle tekrarlayayım. Benim onu sevdiğim gibi o beni sevmiyordu. Onun sevme tarzı gerçekten beni seviyordu ama onun sevme tarzı çok daha başkaydı. Burada aslında kadınla erkeğin farklı olduğunu birazcık fark ettim. Çünkü ben şunu da biraz düşünüyordum. Ya bugün mesela insanlar konuşuyor da toplumsal cinsiyet eşitliği. Çok hot topic yani. Mesela ben kadın ve erkeğin eşit olmasını ya da eşit olduğunu falan düşünüyordum birçok açıdan yani. Hani nasıl söylesem bunu? Yani rasyonel olarak baktığımız zaman pragmatik bakmıyordum yani. İdealist bakıyordum bu noktada biraz daha. Tabii ki kadın ve erkek eşittir. Tabii ki ataerkillik çok da mantıklı değildir gibi çıkışlarım olabilirdi o zaman bu konuları çok konuşsaydım. Ama mesela şu an baktığım noktada bana göre ataerkillik aslında bizim daha fit olmamız için var yani. Hani işte neden insanın iki tane gözü var bilmiyorum yani. Bu şekilde evrilmiş. Ataerkillik iyi ya da kötü bilmiyorum kardeşim. Yani bugünkü toplumda bu işe yarıyor. Bazen yayınlara katılıyorum. Kadın anlatıyor böyle derdini. Ya siz bilmiyorsunuz işte toplumsal cinsiyet eşitliği, siz erkeksiniz, privilegedsiniz falan diye böyle anlatıyor. En sonunda şunu hissediyorum. Ya bu kadının bir abiye ihtiyacı var. Bir babaya ihtiyacı var. Onu kollayan bir sevgilisi olmasını var ya yırtınarak istiyor. Ama dile getirme tarzı çok farklı. Yani kalbimde böyle beliriyor. Ben bunu bir propaganda için, bir dümen için yapmıyorum. Böyle hissediyorum, böyle algılıyorum. O dönemde ilk kadınları çok daha yakından, onların psikolojisini çok daha yakından anlarken gerçekten böyle olduğunu görmüştüm. Sonra zaten örnekleri okumalarımla da birleştirdiğim zaman buna vardım yani. Evet, erkeğin sevme tarzıyla kadının sevme tarzı çok farklı. Erkeğin sevme tarzı daha rasyonel ve idealistik bir noktadan, doğru, daha iyi demiyorum. Kadının sevme tarzı daha pragmatik bir noktadan. Bunun da çok basit bir sebebi var. Çünkü kadın daha değerli. Erkek disposable. Erkeğin sperminden çok var. Yani erkek belki kendisine, mesela tarihe bak, hep onur, gurur, savaşlar, krallıklar, efendime söyleyeyim bir sürü edebiyatlar yapmış. Kadın da daha çekici ve daha pragmatist olmuş her zaman. Bu kesinlikle ve kesinlikle ne kadar rasyonel bir şartlamamız olduğunu düşünürsek düşünelim. Ne kadar sofistike olduğunu düşünürsek düşünelim. Şu anda baktığım zaman da teyit edebileceğim bir şey. Evet, erkekte ve kadında farklı tarzda sevmeler var. Bu beni nasıl hissettirdi? Yani arkadaşlarıma şöyle şikayetler etmiştim. Hani abi bu kadın milletinden işte şöyle şöyle falan filan yani konuşuyoruz. Red Pill Rage mi diyorlar ona? Yani gerçekten kadınlara dair soğuduğum olmuştu bundan dolayı. Ama yine de şöyle söyleyeyim, pratikte pek bir şey değişmedi. Onlara daha az güvendim ya da kendi kendime rasyonalize ettim. Kadınların bizim onları sevdiğimiz gibi, erkeklerin onları sevdiği gibi sevmemesi aslında kötü bir şey değil. Aslında dünyanın buna ihtiyacı var. Ben bunu sevmesem de dünya böyle demeye başladım. Ve tabii ki daha sonrasında başka ilişkiye de girdim. O ilişkiye girerken de bunu biliyordum. O ilişkiden çıkarken de bunu biliyordum. Bundan sonraki ilişkilerime gireceğim zaman da bunu muhakkak değerlendireceğim. Yine dediğim gibi yani final olarak kadın ve erkeğin dünyada beraber olması gerektiğini düşünüyorum. Yani dünyada daha iyi ve daha mutlu olmamız için kadın ve erkeğin bir şekilde beraber yaşamayı çözmesi lazım. Bunun için de belli başlı şeyleri çözmesi lazım. Erkeğin mesela çok temel içgüdüsü yani bitirebildiği kadar iş bitirmeye çalışması. Ama erkeğin belki bir miktar bundan feragat etmesi lazım ve kendi eşine yatırım yapması lazım ki hani orada daha iyi bir aile olsun, daha iyi bir çocuk çıksın oradan. Kadının da bir miktar bu pragmatistlikten bir miktar vazgeçmesi lazım. Onun da bir miktar idealistik, onun da bir miktar daha rasyonel olması lazım diye düşünüyorum. Ama dünya nereye gidiyor? Bence dünya hiç bu noktada iyi bir noktaya gitmiyor. Her geçen gün görüyoruz ki evlilikler daha kötü, boşanmalar daha yüksek, mutsuzluk da daha fazla. Ve insan daha fazla teknolojiye, daha fazla refaha sahipken bu söz konusu. Dolayısıyla şu andaki akımları da mantıklı bulmuyorum. Kendi fikirlerimi de açıkladım. Hocam süper özetledin. Yani buna benim çok ekleyeceğim yok. Ama sana şunu söyleyeyim. YouTube videondan da çok hoşuma giden bir söz söyleyeyim arkadaşlara. Hani iki tarafta bir hiyerarşik bir yapıda taviz vermek zorunda olduğundan bahsetmiştim. Gerçekten ilişkilerde de böyle, yani iki tarafta taviz vermesi gerekiyor ki çok güzel farklı bir birey yetiştirilebilsin. Ki zaten bizim burada yaptığımız şey, veya bizim demeyeyim yani, böyle bir oluşumun, böyle bir akımın aslında oluşturmayış yaptığı şey çok kutsal diyebiliriz. Yani kutsallığı böyle dini olarak algılamayın arkadaşlar. Yani en temel aile yapısını, ailedeki bir babanın, hatta karşıdaki kadının bile düşünce yapısını etkiliyor. Yani gelecek bireylerin nasıl olması, nasıl şekillenmesi gerektiğine değiniyoruz. O yüzden buna saygı duyup bu şekilde ilerlemek gerektiğini düşünüyorum Furkan. Çok güzel özetledin abi. Şimdi ben... Hocam diğer soruya geçmek istiyorum. Yani mesela sen kırmızı hapı aldın abi. Öyle diyelim. Mavi hap yerine kırmızı hapı seçin. Yani mavi hapı da seçebilirdin en nihayetinde. Ve sonrasında düşünceni değiştirdin, hikayeni paylaştın. Peki bu süreçte böyle yaptığın hatalar oldu mu? Yani ya abi yapmamam gerekliydi falan deyip kırmızı hapı almama rağmen bunları nasıl yaptım işte gibi öğrenme aşamasında yaptığın hatalar nelerdi? Yani bunlardan biraz arkadaşlara pay çıkartabilir. Tabii. Şöyle söyleyeyim, yani kırmızı hapı almak güzel ve kırmızı hapı her gün almak lazım. Yani insan nasıl her gün egzersiz yapması gerekiyor, her gün işte tuvalete çıkması gerekiyor falan. Gerçekten böyle kırmızı hapı aldım ve artık dünyaya başka bakıyorum diyenlerin hepsi tekrar çakılıyorlar. Yani çünkü bu bir pratik bence, yani bu bir kabul değil yani. Bir agreement'a tıkladınız ve sonra hayat başka gidiyor. Hayır, böyle bir şey değil bence. Her gün o kırmızı hapı yutmak lazım. O yüzden mesela bu tip sohbetler zannediyorum ki erkekleri daha da bir güçlendirecektir yani. Nasıl hatalar yaptım? Ya birincisi herhalde daha eskilerde yaptığım en büyük hata, aslında doğal olarak kendi zihnimde kendi kendime yaptığım konuşmalarda ya da kendi kendime yaptığım düşünmelerde tam bir kırmızı hap sahibi olsam da mavi hap acaba nasıl oluyor falan diye bir denedim yani. Biliyordum, evet yani o sıcak, ona dokunursan elin yanacak. Ama yine de ya yanıyor mu yanmıyor mu? Yanıyorsa eğer bu tarafı kapatayım yani, bundan emin olayım diye yaptığım hatalar oldu. Mesela yani kız arkadaşımı çok daha önce terk etmem lazımdı. İki ilişkimde de aynısı geçerli. Bunu yapmadım. Bu herhalde en önemli hatam budur ve bana daha fazla zarar vermesine izin verdim. Tabii yani çok şükür karşımdaki insanlar da bana çalmadılar, çırpmadılar, hasar vermediler, dövmediler beni de. Tabii vaktimi aldılar vesaire psikolojik hikayeler. İtibarımı zedelediler. Yani baktığın zaman bazı açılardan kendi özel hayatımda. Bunun dışında yani spesifik olarak hata diyebileceğim pek bir şey yapmadım. Ama bu bence çok önemli bir hata. Yani iki kız arkadaşım içinde onlardan çok daha erken ayrılmalıydım. Ama ayrılmadım. Başka nasıl hatalar yaptım? Bu da çok önemli bir hata. Kendime aslında hak ettiğimden, aslında uğrunda çalıştığımdan daha basit ödüller verdim. Yani ne demek bu? Aslında çok daha, atıyorum, 10 üzerinden 8'lik 9'luk kızları kovalamam gerekirken ben 6'lara 7'lere okey olmuşum. Bunu fark ediyorum. Bu neden büyük bir hata? Bu yani birincisi, gerçekten vakit kaybediyorsunuz ve uğrunda bir şey de olmuyor yani. Zor bir hedef varsa karşınızda, o hedefi başaramamak bile aslında eğlencelidir. Bu her anlamda böyle, hayatın her tarafında yani. Ama ben çok daha kolay bir şekilde okey olmuşum. Daha azıyla. Bu şöyle anlaşılmasını istemiyorum bunu yani, ben her şeyin en iyisini hak ediyorum falan. Hayır. Gerçekten hani yakın arkadaşlarım da bana bunu söylüyor. Hayatımda, zaten iş hayatımda da yaptığım bir hatadır bu yani. Daha iyisini sabretmek yerine olana okey olmak falan benim yaptığım böyle patolojik hatalardan bir tanesidir. Bunları söyleyebilirim arkadaşlara. Eğer bir ilişki gerçekten size servis etmiyorsa ve sizin de hayatınız daha iyiye doğru gidiyorsa, yani öyle bir trend varsa, genç arkadaşların özellikle girmemesi lazım böyle ilişkilere. Bunu yapmak karşı tarafın da size saygı duymamasını sağlıyor. Yani karşınızdaki insan bir hata yapıyor ilişkide. Siz gayet iyisiniz yani, çekicisiniz de karşı tarafa karşı, ama karşı taraf çekici olmayı bırakıyor ya da beceriksiz yani. belli manalarda ya da hatalar yapmış. Siz onları affedip görmezden geldiğiniz zaman, bunu sevgi adıyla yaptığınız zaman aslında karşı tarafa hata yapmanın okey olduğunu öğretiyorsunuz. Yani aslında onları sevmiyorsunuz, onların kötülüğüne bir şey yapıyorsunuz. Onları belki uygun bir dille terk etseniz ya da bunu ifade ederek terk etseniz, yani belki oradan öğrenecekler. Böyle örnekler de oldu. Gerçekten çok böyle dayanamadığım, beğenmediğim yani kızlar oldu. Ayrıldım bunlardan. Bir iki tanesi herhalde alfa widow sendromuna kapılmış. Yani o kadar zaman geçmiş ama aslında karşılarına benden çok daha iyi fırsatlar bile çıkma potansiyeli varken kafalarına böyle koymuşlar. O da onların psikolojik sorunu diyeyim. Ve yıllar sonra bir şekilde onlarla bir araya geldiğim zaman benden de bir şey almaya çalışmışlar. Onu da görüyorum yani. Demek ki karşı taraftaki insana hatasını söyleyip onun karşısında ciddi bir aksiyon aldığınız zaman da bunun da bir faydası oluyor yani. Ama tabii ona faydası olup olmaması önemli değil. Size zarar olmaması önemli. Dolayısıyla ben bu hatayı yaptım. Arkadaşlara da yapmamasını tavsiye ederim. Hocam çok sağ ol. Tavsiye demişken benim sana genel olarak arkadaşlardan gelen sorulara geçmeden önce bu süreçte öğrendiklerinden, gördüklerinden, yani deneyimlediklerinden genel olarak nasıl tavsiyeler verirsin? Yani arka planda kalan, ya gerçekten şunu da yapsınız falan dediğiniz türde tavsiyeler neler olur? Çok teşekkürler öncelikle. Şu olur birincisi. Yani erkekler dinliyor değil mi bizi sadece? Bu grupta erkekler var. Evet abi. Evet, herkes var abi. Var mı? Anladım. Tamam. Ben hani sanki böyle bir erkek grubuymuş gibi. Kusura bakmayın ya. Böyle saçma saçma sorular sordum yayın boyunca. Nasıl abi? Evet. Yani şunu söylemem lazım. Tabii kadınlar da dinliyor olabilir de. Erkeğin bir ispat zorunluluğu var. Biz bunu kabul edelim, etmeyelim, uğrunda mücadele edelim, tartışalım, itiraz edelim. Yani ne yaparsak yapalım. Böyle bir şey var. Hani bu realite muhtemelen bir ölümlünün kendi çabasıyla çözemeyeceği bir şey. Yani bunu şu anda Büyük İskender olsanız dünyadaki erkeğin kendini ispatlaması gerektiği sorunsalını çözemezsiniz. Yani erkeğe bir şeyler kolay gelmeyecek. İyisi mi? Bunun iyi tarafından bakalım. Demek ki erkek bir şeyler başardığı zaman değerini artırabilir. Ben bu tarafına bakıyorum. Yani bardağın yarısı boş değil, bardağın yarısı dolu diyorum. Dolayısıyla buradaki herkes, mesela bütün erkekler dünyada kendi işte pazar yerinin, cinsel pazar yerindeki değerini artırabilirler. Yani dünyada mutlu olmak için de zaten işte çalışmak gerekiyor değil mi? Materyalistik olarak kazanmak gerekiyor. İşte insanın egosu var, bunu tatmin etmek için bir şeyler başarması gerekiyor falan filan. Dolayısıyla erkeğin bir şekilde, bu ilkokul çocuğu olsa bile, ne bileyim, iyi top oynayan, hala top oynanıyor mu çocuklar bilmiyorum, gidip ne oynuyorlarsa işte yoga mı yapıyorlar top oynamak yerine, gidip ip mi atlıyorlar? Yani bu modern eğitim sistemi ne kadar erkeği kadınlaştırdı bilmiyorum da biz zamanında top oynuyorduk, kavga ediyorduk. Top oynamak, kavga etmek, sınıfta matematik çözmek, neyse, ailede bir ödevin size verilmesi, işte atıyorum siz sofrayı topluyorsunuz evde ya da ne bileyim yani evi süpürüyorsunuz, salonu siz süpürüyorsunuz, anneniz size öyle bir görev verdi. İlkokul çocuğunun bu basit görevlerinden tutun da daha yetişkin, yani kendi yaşıma kadar konuşayım. Benim yaşımdaki bir erkeğin iş hayatında daha çalışkan, daha sorumluluk sahibi, efendim kendisini daha iyi ifade eden, daha kibar ama aynı zamanda daha saygıdeğer konuşan kişiler olması o kişinin kıymetini, değerini artırıyor. Yani fiziksel olarak mesela ben lisede dedim ya boyum kısaydı diye, bunun ya biliyordum aslında birazcık. Bizim ailemizde biraz boy sonradan uzuyor. Yani abilerimde falan da, babamda da öyle oldu, dedemde de öyle oldu falan. O yüzden biliyordum ama yine de hani sonsuza kadar böyle 1.65 boyunda kalsam da bir şekilde değerimi artırabilirim. Yani espriler falan yapıyordum o zaman. İşte sınıf futbol takımına böyle taktikler falan veriyordum. Bir önemim vardı yani o sosyal şey içerisinde. Ve bu benim dışarıdan görünümümle önemli değildi yani. Kendi negatifliklerimdeki arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlardı ya da ne bileyim işte yani beni dövebilirlerdi fiziksel olarak. Ben ama başka şekilde diplomasiyle, şen şakrak olarak bir şekilde önemli olmayı başarıyordum. Herkes önemli olsun falan manası çıkmasın buradan ama herkes kendi içinde bulunduğu durumu daha iyi yapabiliyor yani. Şu anda hiçbirimiz böyle ultimate, en son erkek noktasında değiliz. Hepimizin bir sürü erkeği var. Yani ben bugün bindiğim araba kırmızı ışıkta yan tarafımda ondan 2 milyon daha pahalı arabaya binmiş. Yine çok iyi vücudu olan, işte iş hayatında çok başarılı, aynı zamanda çok iyi pick-up skill'leri olan erkekler var yani bir sürü. Dolayısıyla hiçbir zaman sonu yok ama her zaman bunu yükseltebiliriz. Uzun lafın kısası erkeklerin bu kişisel gelişim hikayesine biraz kafayı takmaları lazım diye düşünüyorum. Öte yandan kadının mesela böyle pek bir zorunluluğu yok. Yani siz bir kadının, çok güzel bir kadının, böyle kırmızı elbise giymiş, böyle süper. Yani CEO mu, sekreter mi, Starbucks'ta mı kahve dolduruyor? Yani umursuyor musunuz Allah aşkına? Açıkça herkes söylesin yani. Şu anda böyle taş gibi bir kız var ve davranışları da gayet iyi. Yani kötü davranmıyor ve biraz da kafası çalışıyor kızın. O kız başarılı mı değil mi? Umursar mısınız bunu? Yani en azından kadınların erkekleri gözlemlediği kadar biz onları bu bağlamda gözlemlemiyoruz. Diyelim gözlemliyoruz, kalben gözlemlemiyoruz. Aklımızla diyoruz yani bu kız işte atıyorum eğitim almış falan ama yani aslında ona karşı isteğimizin onun hangi eğitimi aldığıyla falan hiç alakası yok. Ama kadının da negatif tarafı ne? Kadının da işte yaş, yani yaş ilerliyor, güzelliği geçiyor ve erkek tabii ki kadından da sıkılabiliyor yani. Bir arkadaşımın lafı vardı yani, bana bir güzel bir kadın gösterin, ben de size ondan sıkılmış bir erkek göstereyim. Dolayısıyla en büyük herhalde burada verilebilecek tavsiye, ki benim de kendi okuduğum ya da dinlediğim şeylerde daha iyisini görmedim. Kesinlikle erkeğin kendi becerisini, donanımını, işte atıyorum bankadaki parasını, vücudunu vesaire geliştirmesi lazım yani. Toplum sizde buna bakıyor yani. Ne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği derlerse desinler kardeşim, bunun bize hiçbir faydası olmayacak. Ve herkes bir kızın ailesiyle tanıştığınız zaman karşı taraf böyle sabaha kadar feminist takılsın, ne iş yapıyor oğlan falan diye soracaklar. Ve bu da harika bir şey bence, çünkü geliştirilebilir bir şey. Diğer tavsiyelerim de muhakkak erkekler bunu yapmıyor, kızlar yapıyor. Kızlar sürekli bir kız grupları var ve birbirlerinden tavsiyeler alıyorlar. Bu belki böyle feminen bir şey olabilir. Erkekle bok sürmek olabilir ama erkeklerin tavsiyeler alması, gözlem yapması, işte gruplarda böyle sohbetler etmesi bence çok önemli. Yapmıyoruz çünkü genel olarak yani. İstatistikler gösteriyor ki erkekler bunu yapmıyor. Yapmaları lazım. Mesela biz kızlar saçma sapan bir ilişkiye gireceği zaman o diğer kız arkadaşları hemen onu uyarıyor. Yani aslında şunu söylüyor: bu erkeğin statüsü yeterince iyi değil. Erkeğin nasıl davrandığı ya da gerçekten nasıl karakterli olduğu falan önemli değil. Bu erkeğin statüsü yeterince iyi değil, bak bundan uzak dur diye çevresi ona bir sinyal veriyor. Söyleyerek ya da söylemeyerek. Mesela neden söyleyerek ya da söylemeyerek? Söylemiyorlar kızlar bu erkeğin statüsü iyi değil diye, ama mesela o erkeği yeterince saygıdeğer bulmuyorlar. Kız da buradan şu sinyali alıyor: benim arkadaşım benim erkek arkadaşıma sulanmadı. Yani o kompetitif anxiety oluşturmuyor ve kız diyor ki ya herhalde diyor benim erkek arkadaşımdan ben ayrılmam lazım. Ya da direkt söylüyorlar yani işte senin erkek arkadaşın şöyle şöyle, ondan uzak dur falan diye. Ama erkekler bunu söylemiyorlar ya da söyletseydi erkekler bunu umursamıyor. Yani bazı arkadaşlarım aslında belki bana ilişkilerimi söylemeye çalıştı. Ya Furkan sen işte bu kıza çok kaptırdın, lan bu kız da çekilir mi falan dediler bana. Ama ben gittim daha da 100 verdim yani. İkincisi de bu diyebilirim. Bu ikisi bence yeterince önemli. Eklemek istediğim çok fazla bir şey yok yani üzerine. Hocam çok teşekkürler. Yani ben genel olarak arkadaşlara senin anlattıklarından bir cümle demek isteseydim, yani erkek olunuyor, dolunmuyor. Sürekli bir gelişim halinde olmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bunu Furkan çok açık bir şekilde belirtti. Daha çok çalışmak, daha çok uğraşmak. Bu yaptıklarımız tüm dünya için. Kendinizi geliştirdiğiniz zaman arkadaşlar şunu düşünmeyin: ben kendimi sadece kendim için geliştiriyorum değil. Yani biz bir topluluk oluşturuyoruz, bir toplum oluşturuyoruz, bir ülke oluşturuyoruz en nihayetinde. Yani dolaylı olarak mikrodan makroya giden bir yolculuğumuz var. Bu mantığa sahip olduğumuz zaman uzun vadede ülke, toplum, artık ne dersiniz, en kötü ihtimal sizin çevreniz çok daha güzel olacaktır diyeyim. Hocam çok teşekkürler. Genel olarak benim sorularım bitti. Çok keyifliydi. Ben yayını bitirmeden önce bir 10 dakika senden arkadaşların yayın boyunca sorduğu soruları cevaplamanı rica edeceğim. Altta sesli yayın tartışmanın altında sesli yayın sorular kısmı var. Oradan sen okuyup cevaplayabilirsin veya ben sana okuyabilirim. Nasıl istersen yapabiliriz. Okuyorum ben de. Arkadaşlar ara ara konuşurken de okumaya çalıştım. Tamam. Sesli yayın sorular etiketine giriyorum. Orada kısım var. Yani aslında sana daha rahat olur. Ben sorayım istersen. Sen telefondaydın sanırım. Ya tabii sen sorarsan tabii arkadaşları daha iyi tanıyorsun. Daha iyi olur. Tabii. Bir hemen soru gözüme çarptı. Furkan, enerji nasıl yüksek tutuyorsun? Depresifliğe düşen bir yapım var. Ne önerirsin bu negatiflikten kurtulmak için? Buraya çok çabuk düşüyorum diyor Rohin. Ya şöyle, buna iki türlü yanıt vermek istiyorum. Birincisi, eğer gerçekten depresyonun varsa bence gidip bir uzmandan bunu yardım almak daha iyi. Yani eskiden belki böyle düşünmezdim ama bilmediğimiz şeyler hakkında da bir konuşmayayım diyorum. Çünkü depresyon var. Ama ikinci yanıtım, %99 ihtimal veriyorum buna. Depresyonda falan değilsin. Kendini bir şekilde depresyondayım diye dümenliyorsun. Sadece senin bir amaca ihtiyacın var yani. Lanet olası bir şeyi yapmak için heveslenmeye ihtiyacın var. Ne gibi? Yani işte okuyor musun, işin mi var bilmiyorum da ne kadar banal gelirse gelsin. Yani onu biraz daha iyi yapmaya çalışmak. Atıyorum yani ben çalışan arkadaşlarıma da, yanımda çalışan arkadaşlara da söylüyorum. Yani sen depoda mı çalışıyorsun kardeşim? Bu deponun müdürü ol yani. Bu deponun elemanı olma. Ben senden eleman olmanı istemiyorum. Sen bu depoya bir bak, kafanı kaldır. Buradan bir şeyleri nasıl daha iyi yapabilirim diye bak. Nasıl geliştirebilirim diye bak. YouTube'dan git Amazon'un depo videolarını izle falan. Yani böyle motive etmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü kişi ne kadar yani hayatında kendisini depresif hissediyorsa kişi hayatının yeterince öneme sahip olmadığını düşünüyor. Ya da kendinin yeterince öneme sahip olmadığını düşünüyor. Bunu da yıkmanın en güzel yolu, aslında bu enerjik olmanın en güzel yolu kendine bir amaç, misyon edinmek. Bu misyon işte Lego yapmak olabilir. Ne bileyim, futbol izlemek bile olabilir yani. Bugün futbol izleyip YouTube'da yorum yapan insanlar var yani. Dolayısıyla bir misyon sahibi olman çok verimli olacak. Yani bu şey olmasın böyle. İşte hep aynı oynadığın bilgisayar oyunu ya da hep aynı gidip geldiğin ekip. Bir şeyleri sarsman lazım. Bir amaç lazım. Bu amaç lanet olası bir beladan kurtulmak da olabilir yani. Ama insan bir amacı varken mutlu hissediyor. Ben böyle düşünüyorum en azından. Benim de enerjik hissetme sebebim kendimi sürekli belanın içine sokmam yani. Kendimi sürekli bir yeni bir proje, yeni bir dert. Onları düşünmekten zaten sıkılmaya vakit kalmıyor. Bu kadardı. Hocam, bir amaç dedin. Ben bunu bir arkadaşın sorusuyla da bağlayabilirim. Hani kadın erkek ilişkileri değil de yani nasıl böyle disiplinli çalıştın? Yani hayat amacı nasıl buldun diyor. Hani çok derin bir soru aslında ama bir iki cümleyle söyleyebilirsin. Yani sen hayat amacını nasıl buldun? O dediğin olayı içinden gelen bir şey mi sen oraya götürdü, yoksa belirli bir düşünsel süreçlerden sonra mı hayat amacına ulaştın? Ya buna kısaca yanıt vermek gerekirse hayat amacını biz kendimiz uyduruyoruz yani. Şimdi baktığında Furkan'ın hayat amacı Türkiye'ye bilinçli fitness öğretmek falan, ya hadi oradan yani. Ben ne anlardım fitness'tan 10 sene önceki arkadaşıma sorsan. Fitness hasbelkader girdiğimiz bir şey. Yani emlakçı da olabilirdim. Ama yani yaptığımız işe arkadaş, ya ben bunu iyi yapmak istiyorum. Bu benim hayat amacım. Ben buradan büyük para vurmak istiyorum. Ya da ben bu işliği böyle çok iyi yani, çok iyi kek yapmak istiyorum dedin. Bu işte al sana hayat amacını uydurdun diye düşünüyorum yani. Bu benim fikrim. Bence hayat amacı böyle bulunuyor. Yani gökten gelmiyor maalesef. Katılıyorum sana. Bir arkadaşımız çevre hakkında sormuş. Senin iyi bir çevren var. Bu çevreye sahip olmak için çalışmak, fırsat kovalamak dışında yapmış olduğun neler vardır? Sana katkısı olacak insanda fikirlerin uyuşması dışında neler ararsın? Yani çevre geliştirme konu mesela, ben birçoğunuz hiç ihtimal bile vermezsiniz ama hani bir video da yapmıştım bununla alakalı, sosyal fobi falan böyle, yani çevre geliştirme konusunda kendisine aslında güvenmeyecek bir insandım yani. Hala aynı yeteneksizliklere sahibim ama işte insan kendisini bir deryanın içerisine atıp çırpındığı zaman yüzmeyi de başarıyor yani, böyle bir analoji yapabiliriz. Bu iş yani, işlerim geliştikçe zaten çevre bana gelmeye başladı da, daha kolay gelmeye başladı da, en başında bile ben hani kimseden yardım almaya çekinen, iletişim kurmaya çekinen, aslında iletişim konusunda da çok başarılı olmayan bir insandım. O dönemden örnek versem daha iyi olur çünkü şu anda benim için çevre yapmak kolay. Yani sağ olsun Hayat Okulu'na kimi çağırsak geliyor mesela. O dönemlerde yani çevrem için ya da çevremde seçeceğim insanları anlamak için pasif de olsam bir miktar onlara yardımcı olmaya çalışıyorum diyeyim. Yani biraz al gülüm ver gülüm. Siz insanların işine yararsanız insanlar da sizi seviyorlar yani. Bunu nasıl yapıyordum? Yani işte bir sınıf arkadaşımsa atıyorum yani benim kafam basmıyor bile olsa gidip ondan matematik öğrenirken ona yemek ısmarlıyordum. Ya da ne bileyim ona espri yapıyordum. Ona bilgisayarına yeni bir oyun kuruyordum falan. Yani bir miktar böyle faydalı olmaya çalışmak bende işe yaradı. Yani eğer o insana yapabileceğiniz bir şey varsa bu belki en pahalı yolu bunun. Belki çok daha çekici olup o insana hiçbir güzellik yapmadan da o insanın size bir güzellik yapmasını sağlayabilirsiniz. Ama ben daha çok vere vere yani karşımdaki insanlara bir şeyler suna suna çevre yapan bir insan oldum diyeyim. Çok güzel söyledin hocam. Yani ben senin son dediğine özellikle şunu ekleyebilirim. Bir Konfüçyüs'ün bir sözü vardır. Hani sizde bir tavuk var ya da yumurta. Bende de bir yumurta var. Ben sana yumurta versem, sen de bana yumurta versen, ikimizde de birer tane yumurta olmuş olur sonuçta. Ama sen bana bir bilgi versen, ben sana bir bilgi versem, ikimizde de ikişer tane bilgi olacak. O yüzden ben de hayatta her zaman şunu gördüm. Bir şey verdiğimiz, bir şey ürettiğimiz, yardımcı olmaya çalıştığımız, iyi niyetli olduğumuz vakit karşımıza çok daha fazla fırsat çıkıyor. Yani bunu ekleyebilirim. Evet, katılıyorum. Hocam Buraki ne demiş? Furkan senin gibi çok gönlü olmak istiyorum demiş. Nasıl hani bunu gerçekleştirebilirim? Bir de kitap tavsiyesi de sormuş sana. Özellikle son attığın o Kırmızı Hap videosunda vardı kitap tavsiyeleri ama genel olarak farklı kitaplarda tavsiye edebilirsin tabii. Sağ olsun arkadaşımız. Şöyle ben çok yönlü değilim de aslında ben bayağı düz yönlü böyle dümdüz bir insanım. Bunu herkes söylüyor. Mesela aşırı analizciyim. Mükemmelliyetçiyim. Bu kötü bir şey bu arada. Yani ben işlerimi mükemmel yapıyorum anlamına gelmiyor. Hiçbir boku beğenmemek anlamına geliyor. Bu çok kötü bir şey. Yani insanı mutsuz ediyor. Böyle en ufak bir eksik bile size takılmaya başlıyor falan. Fakat bazı şeyleri çok iyi yapmaya çalışıyorum diyeyim. Yani mesela zannediyoruz ki biz çok yönlü insan, çok başarılı insan işte atıyorum her şeyin en iyisini yapıyor falan. Hayır. Yani muhtemelen bir sürü zayıflığı var fakat bazı güçlerini çok iyi kullanıyor. Mesela benim disiplinim, iradem, istediğimin peşinden koşmakta yılmamam, pozitif optimist olmam benim gücüm. Onun dışındaki birçok şey benim zayıflığım ama o güçlerim sayesinde onları rahat bir şekilde kesebiliyorum. Yani çok yönlü değilim. Siz hani şu yüzden diyorsanız ya Furkan Hayat Okulu var, Ağırsağlam var, tekstil var, şu var, bu var. İşte atıyorum geliyorsun burada Erkek Adam yayınında konuşturuyorlar seni falan filan. Bunu diyorsan eğer bu çok yönlülük değil. Bu çok iş yapmak. Aslında hep aynı yön yani. Hep aynı yön. İşte oku, çalış, anlat. Oku, çalış, anlat. Oku, çalış, anlat. Hepsi aynı yani baktığında. Sana ne tavsiye ederim çok yönlü olmak için? Vallahi çok yönlü olmayı bilmiyorum ama eğer benim gibi bir çok yönlü olmak istiyorsan gücüne odaklan yani. Ne senin gücün? Sen belki işte atıyorum çok iyi iletişimci değilsin ama çok iyi bir görsel zekan var. Yani buna odaklan yani. İşte asosyalsin ama çok iyi bir mühendissin. Buna odaklan yani. Gayet güzel dedin hocam. Şimdi yukarılarda kalmış bir soru gördüm. Marco söylemiş. Çok erken yaşlarda 17 yaşında ekonomik bağımsızlığını kazanmışsın. Bunu nasıl sağladın? Burada arkadaşlara bir tavsiyen var mı? Demiş. Neler dersin hocam? Yani evet öyle oldu. Hatta 13 yaşında ben evden ayrıldım. Yatılı okurken. Ve burs kazanmıştım bir yerden. Yani aileme çok az masraf çıkarıyordum. Öyle söyleyeyim yani. Bu hayatımın her alanında böyle oldu yani. Bayağı ucuz bir çocuk oldum yani. 17 yaşında nasıl oldu? Aslında ben üniversiteyi burslu bir okulda kazandım. Ve bayağı iyi de burs alıyordum oradan. Gerçekten ailemden hiç para almama gerek olmuyordu. Fakat yine de orada da çalışmaya başladım. Yani para için değil. Bir şekilde kendime birkaç tane iş buldum böyle. Hani garsonluk vesaire gibi basit işler yani. O işlerde de para biriktirdim. Onları da daha sonra farklı farklı işlerde kullandım falan. Ya dedim ya hani bir insan kendine bir amaç uydurması genelde faydalı oluyor. Yani boş durduğunuz yer var ya hani takviminizdeki o beyaz blok var ya boş yani bir şey yok işte okul yok derse girmiyorsun ne bileyim işte arkadaşlarına maç yapmıyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. O beyazlık O şeytanın işi abi. İnsan orada mutsuz olmaya başlıyor. İnsan orada kötü hissetmeye başlıyor. Yani insan orada bakıyor. Lan diyor benim burnum niye büyük? Benim kulağım niye yamuk falan filan. Triplere girmeye başlıyor. Hep kendine bir meşgale bulmak lazım. Bugün de yani biraz böyle bu mesela burada bu yayını dinleyen hemen hemen her arkadaşımızın bence kesinlikle hiçbir engeli yok yani gidip bir yerde iş bulmak için. Yani biraz araştırsa böyle bir hafta falan ciddi niyetle ama böyle yarım ağız değil. Ciddi niyetle böyle sordursa çevresine, eşine, dostuna, mahallede yürüse, esnafa girip kapısına çalıp bir şeyler söylese falan kendisine bir iş bulur. O işte de çalışırken zaten 3-5 kenara bir şeyler atabilir ya da çok çalışıyorsa yani gündüz çalışıyorsa ve geliri yeterli değilse akşam kendine bir side hustle bulabilir yani. Part time ekstra bir yerde çalışır. Bedavaya bir staj yapar ondan sonra oradan para kazanmaya çalışır falan. Bunların yolları var. Aramak lazım sadece. YouTube'a bile yazdığınızda çok şey var. Ama şunu önermiyorum kesinlikle. Yani böyle kolay para kazanma yolları aramaktan bahsetmiyorum. En baba hatta en zor para kazanma yollarından bahsediyorum. Gidip onları yapmak lazım. Başkalarının imrendiği şeyleri yapmak değil, başkalarının yapmak istemediği, kaçtığı şeyleri yapmak lazım diye düşünüyorum. Neden? Çünkü atıyorum kolay para kazanma yoluyla bir şekilde bir dümen yapıp hakikaten güzel paralar da kazanabilirsiniz. Ama duplike edemeyeceğiniz şeyleri yapmanızı ben çok tavsiye etmem. Yani atıyorum çok başarılı bir oyun çıkardınız işte bu hafta futbol maçında ama bunu her hafta yapamayacaksınız. Dolayısıyla bu iyi bir strateji değil yani. İşte çok başarılı bir çalışma sergilediniz bu hafta. İşte hiç uyumadınız ve çalıştınız. Yani muhtemelen bu rezalet bir strateji. Çünkü bunu duplike edemeyeceksiniz. O biz Bulgar metodunda daily maksimum ve daily minimum vardır. Herkes zanneder ki daily maksimum kişiyi geliştiriyor. Hayır, daily minimum sizi geliştiriyor. Dolayısıyla o standardınızı yani vasatınızın seviyesini yükseltmeye çalışmanız bu çok daha fazla zaman alsa bile arada bir en iyi vurmaktan çok daha iyidir. Ben Ağırsağlam'da bile hala mesela şu an aslında kazanabileceğim parayı kazanmıyorum. Ama çünkü ben 5 sene sonra hayal edemeyeceğim paraları kazanmak istiyorum. Dolayısıyla bugün kazanabileceğim bazı şeyleri reddetmem lazım. Bilmiyorum faydalı oldu mu? Hocam çok güzel söyledin. Özellikle bir model vardır ya bileşik faiz. Evet. Biraz şu an ileride biraz katlanarak artmak için şu an birazcık hiçbir şey yapamamış hissine bile arkadaşlar kapılabilir. Ama herkesin pes ettiği zaman arkadaşlar bir şeyler değişecek o an hayatınızda. O an siz pes etmeyin. Hocam çok güzel söyledin. Şimdi özellikle arkadaşların da merak ettiği bir kısmı olarak spor ve Kırmızı Hap nasıl birbirine yardımcı oluyor abi? Ne dersin? Çünkü biz burada fitness hakkında çok konuşuyoruz. Bir erkeğin kaliteli bir vücuda sahip olması hakkında vesaire. Sen ne dersin? Yani fitness serüvenin Kırmızı Hap konusunda sana bir yardımcı oldu mu? Veya nasıl etkiledi vesaire bir bağlantısından bahsedebilirsin. Tabii. Yani kesinlikle. Ya şöyle söyleyeyim. Kırmızı Hap'a gelmeden önce spor yapmak, egzersiz düzenli haftada 3 gün yani buna yüzme falan dahil yani biraz direnç sporu tabii ki gidip öyle zumba yapmaktan bahsetmiyorum. Onlar eğlence sadece. Tabii bizim için eğlenceli de değil muhtemelen. Direnç altında yani kendimizi zorladığımız koşu, ağırlık çalışma neyse haftada 3 gün bunu yapmak muhtemelen bizim hayatımıza daha iyi game bilmekten yani daha iyi pick up bilmekten daha çok para kazanmaktan ya da daha iyi bir eğitim almaktan bile bence daha çok yaşam kalitemizi artıracak. Ve çok daha da basit. Yani siz haftada 3 gün 2 saat ile gelirinizi kolay kolay artıramazsınız. Daha iyi bir mahalleye taşınamazsınız. Sosyal statünüzü artıramazsınız. Ne bileyim daha iyi bir eğitim alamazsınız. Yani bir eğitim almak için bile çok uğraşıyor insanlar. Ama spor o kadar basit bir şekilde bizim yaşam kalitemizi, sağlığımızı, yani iyi hissetmemizi, mutluluğumuzu geliştiriyor ki tahmin bile edemezsiniz. Spor ve bunun içerisine uykuyu da katıyorum. Birçok arkadaş eminim çok iyi uyumuyordur ama hayatınızda mutlu olmak istiyorsanız 8 saat uyuyun yani. Şimdilik bu yayında bu kadar söyleyeyim. Belki daha sonra bunları detaylandırırız. Kırmızı Hap'a geldiğimiz zaman yani egzersizin bizim sağlığımıza ve mutluluğumuza direkt olarak yani direkt hormonlarla etkisi olduğu için yani şey gibi düşünün bunu. Daha çok paran var ve daha iyi arabayı alabilirsin yani. Daha iyi arabayı almanda başka bir engel yok. Aynı şekilde egzersiz mi yapıyorsun? Güzel, daha mutlu olabilirsin. Direkt olarak beyninde çünkü mutluluk hormonu salgılanacak. Bu bağlamda faydası oluyor. Özgüveni çok artırıyor. Yani kişi iyi hissettiği zaman gerçekten daha az sinirleniyor, daha toleranslı oluyor. Yani daha alfa yapıyor insanı. Daha alfa olduğunuz zaman da opsiyonlarınız daha da artacak. Ya dışarıdan da direkt olarak güzel, daha çekici görüneceksiniz. Dolayısıyla hani kırmızı hapla dünyaya bakarken de hani bu bir mavi hap fantazisi değil yani, işte atıyorum kas yap ve kızlar sana baksın falan, bundan bahsetmiyorum. Böyle bir şey olmuyor tabii ki. Ama özgüveninizi artırmanızda, sağlığınızı artırmanızda, opsiyonlarınızı artırmanızda egzersizin, sporun ciddi faydası var. Ve zaten hani eğer kas kütleniz varsa, daha böyle define duruyorsanız, yani bir de bunun tersine gidelim. Şişman değilseniz yani. Hani kas kütlesi olmak ve işte plajda akmaktan bahsetmiyorum. Ya şişman olmak var, obez olmak var. Efendime söyleyeyim böyle bayağı güçsüz olmak var. Yani burada çok detaya girmeyeyim ama kızlar güçlü erkekleri seviyor arkadaşlar. Bence eğer fazla kilonuz falan varsa hayatınızda biraz daha önceliklendirin bunu. Gerçekten çok daha mutlu olacaksınız. Yani Red Pill ile başka nasıl bir alakası var bilmiyorum ama kadın erkek ilişkileriyle gerçekten çok alakası var bence. Gayet iyi anlattın hocam. Çok sağ ol. Birkaç soru daha alıp 20 geçeyi kapatabiliriz hocam, bir sıkıntı yoksa. Ben şunu demek istiyorum. Burada çok konuştuk. Duygusal güç ve disiplin hakkında. Özellikle disiplin hakkında senden yorumlar alabiliriz. Hayatındaki disiplini nasıl sağlıyorsun? Sporda kırmızı hap buna nasıl yardımcı oluyor? Veya başka bir mantıklı ten de olabilir bu görüş hakkında. Ama disipline en çok değer verdiğimiz olay. Sen ne dersin? Evet. Disiplin hakikaten çok önemli. Yani bir konuda ustalık, Robert Greene'in dediği gibi çocukça bir heves, yani çocukça bir bıkmazlık, usanmazlık ve disiplinle alakalı. Yani o çocuk ruhunu taşıyoruz. Belki birçoğumuz hala hani hayaller kuruyoruz, bir şeyler istiyoruz değil mi? Hani dünyaya karşı böyle heveslerimiz var. Fakat genelde disiplinde patlıyoruz. Çünkü o işin uygulama kısmı. Yani disiplini kazanmanın yolları çok çok farklı olabilir. Fakat en pragmatik, en kestirme yanıtı vermem gerekirse az önceki arkadaşıma dediğim gibi. Yani kişi bir şeyi erteliyor ya, tembellik yapıyor ya mesela. Ya işte spora gidecektim, gitmedim abi falan. Hani ya da bir ödev vardı, işte yapmadım abi. Bir proje vardı, yapmadım. Müşterinin sunumu vardı, yarın yaparım falan. Kişinin bunu yapması, son zamanlarda birkaç çalışma okudum. Tamamen kişinin hayatının sıkıcılığından. Ne demek istiyorum? Yani aslında disiplinsizlik adamın hayatını sıkıcı yapıyor. Sıkıcılık daha da disiplinsiz yapıyor. Eğer kişi böyle bir hedefi varsa, bu arada bu kötü de olabilir. Yani atıyorum bir sağlık sorununuz vardır ve işte atıyorum her sabah erken kalkıp koşmanız lazımdır. Sallıyorum ya. Ya da bir ilaç almanız lazımdır. Disiplinli bir şekilde. Onun için hastaneye gidip gelmeniz lazımdır falan. Negatif bile olsa bu artık sizin hayatınızı sıkıcı yapmıyor değil mi yani? Çünkü hayatınızda bir bela ya da bir heyecan var. Bilmiyorum. Hani pozitif ya da negatif. O sıkıcılıktan uzaklaşmak sizi daha disiplinli yapıyor. Hatta negatif olanları daha da disiplinli yapıyor. Yani bir beladan kurtulmak için insanlar hedefledikleri bir şeye ulaşmaktan daha fazla efor sergilemeye meyilli oluyorlar. Dolayısıyla hayatınızda kendinize işte bir bela uydurun yani, hiçbir şey yapamıyorsanız. Örnek veriyorum, fakirlik bir bela kardeşim, benim milyoner olmam lazım deyin yani. Niye milyoner olman lazım? Ya aslında baktığın zaman milyonerliğin mutlulukla çok bir alakası yok yani. Yılda 250-300 bin kazanmak da insanı aynı seviyede mutlu yapıyor. Yo hayır, ben milyoner olmak zorundayım deyin kendinize. Alın size işte bela. Ondan sonra yaptığınız işleri daha ciddiyetle yapmaya başlayacaksınız. Ben kendimi böyle kandırdım yani. Hani aslında fiziğimden memnundum. Ama dedim ki hayır Furkan, işte powerlifting'de şu kadar derece yapmalısın. Yani çok böyle üst düzey bir sporcu değilim de Türkiye için iyi bir sporcuyum yani. En azından sikletimde dereceye giriyorum. Halbuki hiç ben bunu niye kendime ekledim ki? Ben hatırlıyorum böyle lise arkadaşlarım falan söylüyor. Furkan diyor, sen diyor işte 25 yaşında milyoner olacağım falan deyip duruyordun. Ya şöyle düşünüyorum, hiçbir sebebim yoktu onu derken, saçmalıyordum anasını satayım yani. Gerçekten hiçbir sebebim yoktu. Benim hayatıma hiç lezzet de katmadı yani, ama hakikaten ben 25 yaşında ilk milyonumu yapmıştım çoktan. Yani bu belayı ya da bu heyecanı uydurmak bizim vazifemiz yani. Biz bunu uyduracağız, sonra zaten kafanızı tembelliğe rahat bir şekilde veremeyeceksiniz. Yani tembel olmak zor gelecek artık o işi yapmaktan. Acı çekeceksiniz tembellik içerisinde. Dolayısıyla kalkıp o işi yapacaksınız. Benim disiplin anlayışım böyle. Harika hocam. Çok sağ olun. Şimdi ben birkaç soruyu yorumlamak zorunda kaldım. Hepsi yetişmeyecek. Burada birkaç engelli dostumuz şeyden bahsetti. Hani birkaç engelim olduğu için dışarıdan insanların ne dediklerini çok düşünüyorum. Bu beni olumsuz etkiliyor vesaire. Özellikle sen de hani belli bir şekilde tanınan bir insan olduğun için dışarıdaki insanların görüşlerini takıp takmamayı nasıl engelledin? Bununla güzel bir bağlantı kurabiliriz. Çünkü ben her zaman diyorum hani insanları değiştiremezsiniz, insanları susturamazsınız. Bu aileniz dahi, en sevdiğiniz insanlar dahi olabilir ama kendi içinizde tam olabilirsiniz diye. Sen buna ne eklersin bu konu hakkında? Bu el alem ne der terör örgütüne karşı bir çözüm var mı? Abi hakikaten çok zor bir şey bu. Bu insanın aşabileceği en zor şeylerden bir tanesi. Ve tabii ki zor olması daha da güzel bir hedef. Az önce neden bahsediyordum? Yani bir yerde arkadaşımızın nasıl bir engeli olduğunu bilmiyorum. Hani zor durum. Hiç kolay bir durum yok yani. Şımarıklıkla girilen depresyon bile zor bir durum aslında baktığınız zaman. Yani o bile bir problem nihayetinde. Ama yani nacizane ben insanların düşüncelerini nasıl umursamıyorum? Şunu söyleyebilirim. Nihayetinde sizin kendi gücünüze odaklanmanız lazım. O kadar çok başarısızlığımız ve o kadar çok eksikliğimiz var ki. Yani bunları kapatmamız mümkün değil. Dünyadaki en başarılı insanlara bakın. En gelmiş geçmiş perfect gibi görünen insanlara bakın. Kimisinin ruh hastası, kimisi gerçekten çok ciddi sorunları olan, çok ciddi dertleri olan insanlar. Ama tek bir şey ortak nokta. Bu insanlar zayıflıklarına değil, güçlerine odaklandılar. Yani mesela diyelim ben şunu düşünüyorum. Hani arkadaşımızın engel dediniz ya, nasıl bir engeli var onu bilmiyorum da. Yanlış anlaşılmasını da istemiyorum kimsenin ama. Mesela şunu düşünüyorum bazen. Yani şu an arabayı kullanıyorum. Yandaki bariyere çarpsam, bütün bu kapı uçsa, benim de sol bacağım kırılsa mesela. Sol bacağım yok yani, kestiler. Ne yaparsın Furkan? Hani tabii ki onu yaşamakla biri olmaz ama kendime böyle bir pratik yapıyorum. Yani düşündüğünüz zaman işte spor yapan, fitness influencer, YouTuber, zart zurt Furkan'ın sol bacağı yok. Yani o saatten sonra neyin olursa olsun, değil mi? Yani bayağı kötü bir durum. Ama baktığında sol bacağım yok ama hala çok iyi yazabilirim. Hala çok iyi okuyabilirim. Yani o kadar güzel okuyabilirim ki ve daha fazla okumaya vakit harcarım. Çok güzel bir blog yazabilirim mesela. Yani gerçekten oturup evimde sol bacağım olmasa bu fitness işlerini bırakıp harika bloglar yazabilirim. Böyle düşünüyorum mesela. Bu beni heyecanlandırıyor yani. Bu beni motive ediyor. Diyorum ki evet ya, siktir et lan her şeyi. Çok güzel blog yazabilirim. Yani bu tabii ki insanın kendi kendine oluşturduğu bir sanrı. Dışarıdan bakan size şunu diyebilir yani. Lan mal mısın oğlum, çok güzel blog yazıyorsun ama sol bacağın yok diyebilir. Ama yani baktığın zaman çok iyi blog yazabiliyorum. Bence burası önemli yani. Diğerlerini çok boş ver. Çünkü tamam belki sol bacağım yok ama ben dekamilyoner de değilim. Hektamilyoner de değilim. Benim atıyorum kız kardeşim de yok yani. Olamaz da bu saatten sonra. Ya da ben Türk vatandaşıyım. Ben Amerikan vatandaşı da değilim. Ya da ne bileyim ben çok iyi basketbolda oynayamıyordum zaten yani. Çok eksikliğimiz var abi ya da ben mesela çok agresif bir insanım yani. Ben çok alçak gönüllü, tatlı dilli, herkesin böyle o tatlı diliyle övdüğü insan hiçbir zaman olmadım. Al sana problem. Yani problem isterseniz problem bitmiyor arkadaşlar. Bence gücünüze odaklanın yani. Hocam baştan beri sürekli bir model hakkında üzerine vurguladın. Bu yeterlilik çemberi diye Türkçe'ye çevrilen aslında. Gücünüze odaklanın dediğin kısım. Bence burası çok önemli. Bunu tekrar söyledim ki arkadaşlar gözden çıkarmasın. Bir alanda özelleşmek, o güce odaklanmak sizi çok iyi götürecektir. Sonuçta Furkan şu an fitness'te iyi. Atıyorum resimde iyi değil. Bir ressamla karşılaşsa ve bir yarışmaya girse kötü bir duruma düşecek. Ama böyle bir şeye gerek kalmıyor sonuçta. Yani ben ne yapabilirim ki demeniz size bir yol gösterecektir arkadaşlar. Ondan sonra bulduktan sonra, keşfettikten sonra da içeri girin. Furkan hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir yayın oldu. Bugün de 3 saattir yayın yapıyoruz. Birinci yıl özel dedik. Sen geldin, keyif kattın. Arkadaşlar bakış açından faydalandılar. Ekleyeceğim farklı şeyler var mı? Abi ben teşekkür ederim öncelikle. Burada çok güzel işler yapıyorsunuz. Az önce mesela ben kendi tecrübemle ya da kendi tarzımla anlattığım şeyi siz bir sisteme dökmüşsünüz yani. ve bu şekilde anlatmak ya iyi bir hizmet. O yüzden birinci yılınızda da sizi tekrar hani tebrik edeyim. Eklemek istediğim özellikle bir şey yok. Yayınımız burada bitiyorsa tabii ki bitirebiliriz. Arkadaşların soruları var. Eğer devam edecekse yayın, belki o arkadaşların da hani sorularını yanıt verebiliriz. Ben de dinlemek isterim, yani keyif aldım. Bu kadar demek istedim. Hocam çok teşekkürler. Yani bir vaktim varsa 10 dakika uzatabiliriz. Yani en fazla, çünkü arkadaşlar için de geç olmasını istiyorum. Ama bunun dışında grubumuz da olmanı çok isteriz tabii. Yani istediğin zaman girip soruları da cevaplayabilirsin. Yazılı olarak da bizimle muhabbet içerisinde de buluşabilirsin. Bu sana kalmış tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam çok teşekkürler. O zaman sözel olarak iletirsin herhalde sen. Çünkü çok geç olmasın senin için ediyorum. Bugün de çekimden geldiğini söylemiştin. Bayağı yorgun olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani sadece arkadaşlar bazen yani mesajları okuyorum, şikayet etmişler. Benim sorum yanıtlanmadı diye. O yüzden kötü hissettim. Oluyor hocam. Niyetine çok teşekkürler. Hocam sesleyin sorularda var. Yayından sonra cevaplayabilirsin. Yarın cevaplayabilirsin. Muhabbet kısmında olabilirsin. Diğer yayınlarda da seni aramızda görmekten çok mutluluk duyarız. Bize çok şey katıyorsun. Yaptığın için takdir ediyoruz. Lütfen devam et hocam. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde düşünüyorum. Tüm arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, yayının sonuna geldik. Erkek Adam gruplarının 1. yılını kutladık. Erkek Adam'ınsa bir 10 yıl falan oldu herhalde. Öyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Biz buradayız. Yani paylaşın, yazın, çizin, düşünelim, gelişelim. Yani dünyaya düşünen insanlar gerekli. Ayrıştırıcı insanlar değil zaten. Yeterince siyaset, toplum, askeri düzen, politik düzen bizi ayrıştırıyor. Birleşip, düşüncelerimizi geliştirip daha iyi insanlar olma vakti diyeyim ben. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gelecek arkadaşlarla sohbet kısmına geçebiliriz şu an.